CHP üyesi 5 kişi önceki gün haberleri olmadan sahte dilekçe ve imzalarla partiden istifa ettirildiklerini iddia ederek Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardı. Ortaken beldesinde bir evrak hazırlanmış. İstifa dilekçesi olarak adıma imza atılmış ve bu Bodrum ilçesinden Ankara'ya gönderilmiş. CHP ilçe teşkilatı tarafından konuyla ilgili olarak bugün basın açıklaması yapıldı. Hoş bulduk. İyisin değil mi? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm ben iyiyim. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk yaptığı konuşmada nahoş bir konuyla ilgili bir aradayız. Ben parti içi konuları kamuoyuyla paylaşmayı pek sevmem. Ancak geldiğimiz noktada bir açıklama şart olduğu dedi. Bir takım oyunlar ve çirkin komplolar son derece rahatsız edici olduğu için böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Göreve geldiğimiz günden beri aynı şeyi Bodrum'da şahsım, yönetim kurulum ve partim adına yaşıyoruz. Hepiniz hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl isim de vermekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü 3 arkadaşımızın önderliğinde, 3 parti üyemizin önderliğinde Sayın Ümit Baltutan, Sayın Şenol Cömert ve Sayın Mahmut Durmaz önderliğinde ilçe yönetimi düşürmek için bir imza kampanyası başlatılmıştı. Şimdi ben şahsıma, yönetim kuruluma, kişilik hakları yapılan saldırılarda hiç basınla, kamuoyuyla paylaşmadım. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi pazar gün biliyorsunuz AKP'nin yönetim kurulu üyesi oldu Sayın Mahmut Durmaz. Bu da son derece manidardır. 3 istifa ettirildiği söylenen 3 üyenin basın toplantısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyu önünde küçük düşürülmesi, kamuoyu önünde sürekli birbiriyle kavga eden parti konumuna getirilmesi son derece rahatsız ediciydi. Öztürk göreve geldikleri günden bu yana aynı sıkıntıları yaşadıklarına işaret ederek şunları söyledi. Partimin her üyesinin parti içi hukukunu korumak, kollamak benim görevimdir. Dolayısıyla bugün gelir gelmez ilk iş olarak bu konuda bütün belgeleri, bilgileri çıkartarak bu arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştım. Dün açıklama yapan arkadaşlarımıza telefonlarıyla ulaşmaya çalıştım. Nunol Köse'nin telefonu cevap vermediği için ulaşamadım. Ümmü Han Yörük hanımefendiye ulaştım. Kendisine böyle bir olayı yeni duyduğum ve çok üzüldüğümü, eğer mümkünse parti binasına gelmesini, yoksa ben gideyim ama şuna bir bakalım nedir, ortada bir evrakta sahtekarlık varsa, imza taklidi varsa, bu konuda ilçe başkanı olarak tabii ki partilimin hukukunu korumak benim görevimdir. Ancak arkadaşımız, ben ilçe binasına gelmem, ben Ankara'dan takibimi yapıyorum, ilçe binasına gelmeyi de düşünmüyorum dedi. Ondan sonra suç duyurusunda bulundum zaten, gereğinde yapıyorum dedi. Arkadaşımıza üye listelerinde isminin olmadığını nereden nasıl öğrendiğini sorduğunda belde binasında listeye baktım dedi. Değerli basın mensupları 17 Aralık'ta bizim kongre takvimimiz başladığı için üye listelerimiz askıya çıktı. Ve üye listelerimiz ilçe merkezinde askıya çıktı. 24 Aralık'ta askıdan indi. Hiçbir belde binamızda üye listelerimiz asılmadı. Bizim tüzüğümüz gereği bir partilimiz istifa etmiş ise, ki bunun örnekleri de vardır, istifa etmedim ya da istifadan vazgeçtim diye dilekçe verdiği anda üyeliği devam eder. Şimdi bu arkadaşlarımız ilçede listeler askıdayken hiçbir şekilde ilçeye bir itirazları söz konusu değil. İlde herhangi bir itirazları söz konusu değil. İl başkanım ve başkan yardımcım da anlatacaktır. Cuma gün il yönetimimiz itirazları karara bağladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre sürecindeki üye listeleri kesinleşmiş hale geldi. 4.365 üyemiz oy kullanacak Bodrum'da. Şu anda üye sayımız da 4.900. Biz göreve geldiğimizde 1.700 olan üye sayımız şu anda 4.900. 4.900 üyenin içinden İddia edilen 37 kişinin sahtekarlıkla üyeliğinin düşürülmesi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimine ya da herhangi bir kişiye bir avantaj sağlamaz. Ortakent'te 295 üyemiz oy kullanacak.
Dolayısıyla burada iddia edilen 37 kişinin üyeliğinin düşürülmesi ya da sahtekarlık yapılması söz konusu değildir. Değerli arkadaşlarım, 37 kişilik il başkanlığımıza gönderilen sahte imzayla istifa ettirdikleri söylenen üyelerimizin 11 tanesi nakildir, bu listede bulunan 11 tanesi Mermis sistemine göre oy kullandığı bölgeye üyeliği alınmıştır. Bir üyemiz Dereköy'de üyedir. Ortakent'te eskiden, şimdi Dereköy. Birisi Aydın Bozdağ'ın, birisi İstanbul Sarıyer, birisi Torba, şu anda delegemizdir Berlin Ak'a. Birisi Ankara Altındağ, birisi Akyarlar, birisi Konacık, Turgut Reis, Bitez, Turgut Reis. 11 üyemiz listelerde vardır. Ancak Mermis sisteminden dolayı Ortakent'te değildir. 7 üyemiz, bu listede bulunan 7 isim Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman üye olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir kaydı yoktur. Değerli arkadaşlarım, bu listede bulunan 18 üye Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiştir. İstifa edenlerin 9 tanesi 2010 yılında istifa etmiştir. 9 tanesi 2011 yılında istifa etmiştir. Çeşitli şekillerde istifalarını bize ulaştırmışlardır. Hepsinin belgeleri de buradadır. Bu belgeleri savcılık talep etmesi durumunda savcılığa da vereceğiz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak için Cumhuriyet Savcılığına gidilmez. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasına üye olunur. Üyelik hukukunu savunurken de önce Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasına gelmek gerekir. Cumhuriyet Savcılığına gitmek gerekmez. Bu partiyi Cumhuriyet Savcılığına, mahkeme kapılarına götürmüş olmanın da sorumluluğunu partiliyim diyen bu arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. İstifa dilekçelerinden örnek veren Öztürk, Narin Başaran 12 Haziran genel seçimlerinde isteğim dışında görevlendirildiğimden CHP'den istifa ediyorum, siyasi hayatıma AK Parti'de devam edeceğim diyor ifadelerini kullandı. Narin Başaran isimli üyemizin istifası. Okumak istiyorum size. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı'na Bodrum. 12 Haziran genel seçimlerde isteğim dışında sandık görevlisi yazıldığından parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi çalışmalarımı AKP'de sürdüreceğimden istifamı kabulü rica ederim. 18-2011. Narin Başaran. İstifaların 2010 yılında geldiğini söyleyen Durmuş Ali Öztürk, basın açıklaması yapan arkadaşlarımızın istifa tarihleri 2010. Şimdi bu istifaların gerçekleştiği zaman Ortakent Belde Başkanı Ümit Baltutan'dır. Biz Baltutan'ı 26 Ocak 2011 tarihinde görevden aldık. Dün açıklama yapan arkadaşlarımızın istifaları Ümit Baltutan döneminde gerçekleştirilmiştir şeklinde konuştu. Dün basın açıklaması yapan 3 arkadaşımız, Nurol Köse, Ümmühan Yörük ve Çelebi Güldaş. İstifa tarihleri Nurol Köse 19-12-2010. 2012'deyiz değerli basın mensupları. Ümmühan Yörük 25-12-2010. Çelebi Güldaş 24-12-2010. 2010 yılında istifa etmişler. İstifa dilekçeleri burada. Şimdi bu istifaların gerçekleştiği zaman şu andaki belde başkanım suçlanıyor ya konuyu bilmemekle. Bilmemesi gayet doğal. Çünkü bu istifaların gerçekleştiği zaman belde başkanım Sayın Çiğdem Erkek değil, belde başkanımız Sayın Ümit Baltutan'dır. Sayın Ümit Baltutan'ı görevden aldığımız, biz ilçe yönetimi olarak görevden aldık. Görevden aldığımız tarih, değerli basın mensupları, 26 Ocak 2011'dir. 26 Ocak 2011 tarihinde Ortakent Belde Başkanı Ümit Baltutan'ı görevden aldığımız karar defteri de budur değerli arkadaşlar. CHP Bodrum'un güçlü bir örgüt olduğunu ifade eden Öztürk açıklamalarına şöyle devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum'da en güçlü, en büyük siyasi örgüttür. Bizim örgütümüzün içinde elbette ki istifalar olacaktır. Ama biraz önce de söylediğim gibi 1700 üyeyle göreve geldiğimizde devraldığımız Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 4900 üyeye sahiptir. Son derece güçlü bir örgüttür. Bu örgütün içinde bir takım ayak oyunlar olabilir ama siyasette her yol mübah değildir arkadaşlar. CHP İl Başkanı Tevfik Ülkü yaşananların sıkıntı verici olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bunların sıkıntı verici olması, bunu içimizde yaşamamız gerekirken dışarıyla paylaşılmış olmasıdır. Dışarıya servis edilmiş olmasıdır. Bunlar bizim içimizde çözülebilecek olaylardır.
böyle bir komplo da kurulmuş olabilir. Bunun içerisinde değiliz. Ancak biz üyelerimize başkanımın dediği gibi çok özel bakıyoruz. Onların kutsal olduğunu düşünüyoruz. Onlarla birlikte hareket etmekten, onlarla birlikte siyaset yürütmekten, hele Bodrum gibi bir ilçede. Bodrum biliyorsunuz bizim en başarılı ilçemizdi genel seçimlerde. Böyle bir ilçeyle birlikte hareket ettiklerinden daha da özel bakıyoruz bu kişilere. Ama geldiğimiz noktada burada partimizi yıpratmaya yönelik bu çalışmaların bize bir fayda getirmeyeceğini, hatta zararının çok daha derin olduğunu düşünmekteyiz.